Önceki yıllarda Türkiye kalp yaşı ortalamasına göre ilk 5'te yer alan Aydın, 2023 verilerine göre ilk 20'de bile yer almadı. Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor İbrahim Kocaoğlu, geçmiş yıllarda temiz hava ve yaygın bir şekilde kullanılan zeytinyağı sayesinde Aydınlıların kalp yaşının genç olduğunu ancak son yıllarda bu oranın değiştiğini ifade etti. İlk başlarda tabii ki nasıldı Aydın? Genç bir görünüm vardı. Ama burada özellikle hem temiz havası vardı, aynı zamanda bu zeytinyağı olayı da tabii ki Aydınlı insanların ortamı yaşamını artırabiliyordu. Ama dediğim gibi 2023 yılında Aydın ilk 20 arasında bile gözükmemektedir. Kardiyoloji uzmanları, kişilerin gerçek yaşları ile kalp yaşları arasındaki farkı önemsemeleri gerektiğini vurguladı. Kalp yaşı, kişinin kalp sağlığına yönelik riskleri değerlendirmek için kullanılan bir ölçüm. Gerçek yaşından daha yüksek olan bir kalp yaşı, kişinin kalp sağlığı açısından risk altında olduğunu gösterir. Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren, Özel Medinova Hastanesi'nde görev yapan kardiyoloji uzmanı Doktor İbrahim Kocaoğlu, konu hakkında uyarılarda bulundu. Şimdi şöyle bir durum var. İnsanların iki tane yaşı vardır. Bir takvim yaşı, ikincisi de damar yaşı dediğimiz kalp yaşı vardır. Bunlar doğduğu zaman ikisi de aynıdır. Ama yaşla beraber ikisi beraber ilerlememektedir. Takvim yaşı normal bir biyolojik yaşımızdır. Ama damar yaşı, kalp yaşı dediğimiz damarlarda yağlı çizgilenmeler dediğimiz kolesterol plakların ta çocukken bir yaşından itibaren başlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu zamanla artabilir. Nasıl artabilir? Tabii ki yaşam tarzına bağlı olarak artabilir. Burada kolesterol özellikle çok büyük bir risk teşkil ediyor çocuklarda. Örneğin mesela 7-8 yaşındaki bir çocuk obez ise damar yaşı 38 yaşında bile olabilmektedir. Bunlardan mesela özellikle sigara içmek damar yaşını 15 yaşta ilerletebilir. Aynı zamanda tansiyon hastalığı ve şeker hastalığı varsa damar yaşını 20 yaşta ile yaşlandırabilir. Bununla beraber eğer düzensiz bir yaşama, stres ya da bu aşırı kilolu ve obez bir görünüm olursa da damar yaşını 30 yaşta yaşlandırabilir. Örneğin 40 yaşında bir normal bir hastanın damar yaşını taradığımız zaman damar yaşının 80 yaşında olduğunu bile görebilmekteyiz. Bunun için biz her zaman bu kardiyak taramalar yapılmasını önermekteyiz 40 yaşından sonra. Peki damar yaşının, kalp yaşının kişi yaşından genç olması mümkün mü? Veya tabii genç ki olması için neler yapmalı? Genç yaş olabilir, beraber olabilir. Hatta bazen denilir hiç yaşınızı göstermiyorsun dediği şey bunlardan ibarettir zaten. Burada önemli olan yaşam tarzı çok önemlidir. Yaşam tarzı dediğimiz şeyler nelerdir? Düzenli egzersiz yapılmasıdır. Haftada en az bir 3 gün boyunca 45 dakika boyunca egzersiz yani yürüyüş yapılması gerekebilir. Bir de tabii ki stresten uzak durmak gerekiyor. Stresten tabii ki insanlar kolay kolay uzak duramayabilirler. Bunlar normal bir durumdur. Stresten uzak durulacak aktiviteler yapılabilmektedir tabii ki. Bunlar nedir? İşte spor yapılabilir, yoga yapılabilir, meditasyon olayları olabilir, kitap okunabilir. Bunların hepsi hobisel durumlarla stresten uzak durabilirsiniz de. Bununla beraber tabii ki yeme içme olayı da çok önemlidir. Bu yeme içme olayında her zaman sürekli söylediğimiz bir Akdeniz diyeti olayı vardır. Akdeniz diyeti olayıyla beraber özellikle de porsiyonlarımızı küçültmemiz lazım. Ne kadar çok az yersek o kadar çok daha genç oluruz. Peki Aydınlıların kalp yaşı kendilerine göre fazla mıdır, az mıdır, ne durumda? Şimdi eskiden Aydın'ın ortalama yaş ömrü en ilk 5 içerisindeydi Türkiye'de. Ama son yapılan çalışmalarda Aydın şu anda ilk 20 içerisinde gözükmemektedir. Şu andaki yapılan 2023 istatistiksel verilerde ortalama yaş ömrü 78, kadınlarda 81, erkeklerde 75 olarak gözüküyor. Tabii ki ilk başlarda tabii ki nasıldı Aydın? Genç bir görünüm vardı. Ama burada özellikle hem temiz havası vardı, aynı zamanda bu zeytinyağı olayı da tabii ki Aydınlı insanların ortamı yaşamını artırabiliyordu. Ama dediğim gibi 2023 yılında Aydın ilk 20 arasında bile gözüküyor.